ben. İki tane de peynir olsun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sabah evde kahvaltı yapıp çıkmanız günlük enerjiniz, sağlıklı beslenmeniz ve formda olmanız için çok önemli. Ama sabah geç kaldım, telaş ettim, ne yapacağım diyorsanız yine de sakın kahvaltıyı atlamayın. Çünkü başka alternatifler de var. Mesela simidin yanına ekleyeceğiniz, çünkü simit bir karbonhidrat grubu, proteinle bir kahvaltı yaratabilirsiniz kendinize. Bu iki parça peynir olabilir, bir bardak ayran olabilir veya bir bardak süt de olabilir. Bu arada yarım simit iki dilim ekmek yerine geçiyor. Miktarlara dikkat. Ama tabii ki başka alternatifleriniz de var. Metroya binmeden hemen önce mesela. Günaydın. Yağsız süte bir kahve alabilir miyim? Şimdi bir bardak sütle protein almış olacağım, kalsiyum almış olacağım, riboflavin almış olacağım. Ama tek başına yetmeyecek yine. Yanına karbonhidrat grubu olarak da çantamda taşıdığım muzumu ekleyeceğim. Benim en çok yaptığım seçeneklerden bir tanesi de evden hemen kendime iki dilim ekmeğin arasına sandviç hazırlayarak çıkmak. Böylelikle yine hem tahıl grubu almış oluyorum, hem protein peynirden alıyorum, hem de domates ve yeşillikle sebze grubumu da tamamlamış oluyorum. Pratik olması kadar çeşitli olması da önemli. Her gün farklı kahvaltı etmek metabolizmanızın hızlanmasına da yardımcı olabilir. Ben bazen de evden çıkarken böyle yoğurdun içerisine yulaf, kuru meyve, tarçın ekleyerek de kendime farklı bir kahvaltı yaratıyorum. Özellikle bağırsak sağlığınız için yulafı probiyotik yoğurtla ya da kuru meyvelerle, içine tarçınla, zerdeçalla tüketmenin de faydasını göreceksiniz. Kahvaltıyı atlamak için gördüğünüz gibi bahane yok. Size 4 farklı seçenek verdim. Lütfen güne sabah kahvaltısıyla başlayın. Ha, zamanınız olduğunda haftada 3-4 defa yumurta yemeyi de unutmayın.